Kıbrıs siyasetiyle ilgili şantaj videoları yayınlayan Deli Çavuş isimli Twitter hesabı kime ait olduğu merak edilirken aynı hesaptan ikinci bir dizi açıklama geldi. Peki, Deli Çavuş kimdir? Deli Çavuş Twitter hesabı Sedat Peker'e mi ait? Deli Çavuş kimdir sorusunun yanıtı son günlerde merak ediliyor. Twitter'da Deli Çavuş isimli profilden yapılan paylaşımlar gündeme oturmuş durumda. Söz konusu hesaptan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen bir video yayınlandı. Söz konusu videoda Saner'in bir kadınla görüntülü konuştuğu ve ikilinin telefon ekranında müstehcen vaziyette olduğuna yönelik görüntüler söz konusu. Deli Çavuş 20 Ekim 2021 tarihinde açılan bir hesap ve takipçi sayısı kısa sürede 50 bini geçti. Konum olarak Hollanda'nın seçildiği hesabın bayosunda, "Ben Deli Çavuş, namussuzların ve komplocuların korkulu rüyası. Şeref sahibi insanların dostuyum. Ruh adama sonsuz saygılarımla," ifadeleri yer alıyor. Bu isim, 1986 yılında başrolünde Türk sinemasının usta sanatçılarından Kemal Sunal'ın yer aldığı 1986 yapımı Deli Deli Küpeli filminde yer alan bir karakterden geliyor. Tımarhaneden kaçıp bir ilçeye gelen Deli'nin, çeşitli rastlantılar sonucu kaymakam olmasının anlatıldığı filmde Deli Çavuş rolünü emektar sanatçı İhsan Yüce canlandırıyor. Deli Çavuş hesabından paylaşılan ilk tweet, KKTC Başbakanı'na ait olduğu öne sürülen ifşa videosu oldu. Hesaptan yapılan açıklamalarda ise şöyle denildi, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Halil Falyalı'yı koruyup Kıbrıs'ta 3 sene önce Eray Kenanoğlu'nun vurulma hadisesini Reis Sedat Peker'e hazırlanan hayali suç dosyasının içerisine dahil ettiniz. Erk Aker'i dinleyip istifa etseydin bunlar yaşanmayacaktı. Ben nasıl aptalmışım diye üzülme, sadece seni değil birçok kişiyi kasete almışlar. Kasetler yeni sahibin elinde. Çok eğleneceğiz çok. Video, artı 18'dir. Hiç panik yok, çok eğleneceğiz çok. Namusu maaşı kadar olanlar, yine fırsatçılık yaparak benim adımla sahte hesaplar açmaya başlamışlar. Ruh adamın tek Deli Çavuşu benim. Fırsatçılara kendinizi kullandırmayın. KKTC'deki Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı'nın müstehcen görüntüleri yer aldı. Videoyla birlikte değerlendirme de yapılan Deli Çavuş isimli hesapta şu ifadeler kullanıldı, bazı namussuzlar Deli Çavuş'a iftira atıp milletin özel hayatıyla ilgili yayın yapıp şantaj yapıyorsunuz, demişler. Bu kasetlerin karşılığında Kıbrıs'taki mafyacılar gibi menfaat temin etsek, işlerimizi yaptırsak, o zaman şantajcı oluruz. Temiz duygularla söyleyenler baş tacı. Ancak bu yayınları değersizleştirmek için söyleyenler, yani algı çalışması yapanlar, kahpe kursağında büyümüş kimselerdir. Kimsenin özel hayatıyla bir derdimiz yok. Ancak uyuşturucu kaçakçılarının ya da yasa dışı bahis işi yapanların temin ettiği kızlarla bu iğrençlikleri yaşayıp sonra onların emrine girenler hiç kusura bakmasınlar. Deli Çavuş'un gazabına uğrayacaklar. Eğer ki Deli Çavuş'un mücadelesi yeterli gelmezse o zaman Deli Çavuş'un abisi Uzun Çavuş'un hesabıyla tanışacaklar. Erk Acarır isimli sayın gazeteci, iktidardaki mevcut hükümetin ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Tözün Tunalı'yı istifaya davet etmişti. Ancak kendisi istifa etmediği için bugün Deli Çavuş'un gazabına uğrayacak. Kuzey Kıbrıs Devleti'ndeki siyasiler ve bürokratlar el ele vererek Kuzey Kıbrıs Devleti'ni uyuşturucu kaçakçılarından temizlemezlerse önümüzdeki günlerde yayınlar devam edecek. Ayrıca hem yasal hem yasa dışı kumarlarla insanları borçlandırıp, çocuklarının rızıklarının çalınmasına göz yummasınlar. Kumar oynamak isteyen kumar oynasın. Ancak parası kadar oynasın. İnsanları borçlandırıp mallarını, mülklerini ellerinden almasınlar. Bu Deli Çavuş'un insani uyarısıdır. Yoksa sonrası vallahi tufan. Kıbrıs için insanlarımız boşuna şehit olmadı. Kıbrıs, Türk dünyası için çok önemli bir ülkedir. Kendinize gelin, yoksa ifşalar devam edecek. Reis Sedat Peker'e düşmanlık yapanlara destek verenler çok kötü olacak. Sedat Peker'in Kıbrıs'ta hiçbir iş yeri yok. Açmayı da düşünmüyor.
Ancak kendisi Kıbrıs'ın temizlenmesini, uyuşturucudan kurtulmasını, borçlandırma tarzı kumarın son bulmasını istiyor. Yoksa Deli Çavuş'un intikamı ağır olacak.